Atatürk benim için büyük bir liderdir. Özgürlüğün simgesidir. Ülkemizi, milletimizi düşmandan kurtardı. Atatürk bambaşka bir kişiydi. İyiydi yani. Atatürk çok şey ifade ediyor ama Atatürk'ü bu devirde anlatmıyorlar yani. Yeni gençliğimizi anlatmıyorlar. Atatürk'e ilk önce bir bayan olarak özgürlüğümü borçluyum. Dünyada gelmiş geçmiş en büyük liderdir Atatürk. Atatürk bizim için çok iyilik yaptı. Yani savaş Türkiye'ye bize cumhuriyeti getirdi. Bir sürü yenilikler yaptı, bir sürü ilkeleri var. İnkılaplar yaptı. Sonra işte cumhuriyeti kurdu. Bir sürü yenilikler yaptı işte. Kadınlara seçme ve seçim hakkı verdi. Sonra çocuklara bir sürü yenilik yaptı. 23 Nisan çocuklara armağan etti. Sonra bir sürü daha bayram yaptı. Sağ olsaydı keşke. Sağ olsaydı dünyaya şey yapardı ya. Yine Atatürk. Biz Atatürk çocuğuyuz. Ya onun kaybı yeri ödenmedi yavrum. Atatürk gibi, Atatürk gibi, Atatürk'ün sayesinde bile geziyoruz işte biz. Ya keşke sağ olsaydı. Atatürk'ü önce saygıyla ve şerefle anıyoruz. Atatürk bizim için vazgeçilmez bir liderdir. Onun yerini kimse dolduramaz. Siz ölmediniz, bizim için yüreğimde yaşıyorsun. Her gün sana dualar ediyorum, her gün. Ben Atatürk çocuğuyum, Cumhuriyet çocuğuyum. Ve ilelebet bu böyle kalacak ya. Şu an yaşıyorsak önce Allah sonra Atatürk'ün sayesindedir. Yani tartışılmaz bir liderlerden birisidir Atatürk. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilelebet yaşamak muhakkak ki büyük bir sevinç kaynağı. Bu güzel memleketimize Atatürk'e borçluyuz. Şu yaşadığımız huzura ona borçluyuz. Atatürk deyince aklıma cumhuriyet geliyor, özgürlükler geliyor, demokrasi geliyor ve bugünlerde onu daha çok anıyoruz, özlüyoruz.